Merhaba hanımlar. Bugün sizlere bu modelimizin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. İster bileklik, isterseniz de küpe olarak çalışabilirsiniz. Ben size kısa olması için küpeyi göstermeye çalışacağım. Çarşıda tesadüf aldığım boncuğum bu şekilde. Süper duo ya da süper ikili diyebiliriz. Haznesinden kaynaklı iki tane haznesi var. 11'e 0 kum boncuk. 0,2 milimlik naylon misina kullanacağız. Bu şekilde kolye ucu da çalıştım. Takı iğnesine ihtiyacımız var. İpimiz çift kat olacak. 16 numara iğnem. Şimdi bir tane kum boncuğumu aldım. Süper ikili boncuğumdan bakın haznesi 2 tane. Aralarında 3'er tane kum boncuk olacak şekilde ayarlıyoruz. Süper ikili boncuğumuz 6 tane olacak. Bakın başlangıçta bir tane, sonunda iki tane var. Biz bunu halkaya dönüştürdüğümüzde 3'er tane olmuş olacak. Çok fazla sıkmadan iki tane düğümümüzü atıyoruz. Evet, bu şekilde halka oluşturduk. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde fazlalığını kesiyoruz. Sağlam olması için tekrar dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi tekrar geri dönüş yapıyoruz. Sadece süper ikili boncuklarımızın haznesinden geçiş sağlıyoruz. İpimizi büzdüğümüz zaman bakın modelimiz oluştu, çiçeğimiz oluştu. Şimdi tekrardan içinden geçiş yapacağız.
Ben ortasına kum boncuk kullandım ama sadece kullanabilirsiniz bu modeli. Tane kum boncuğumu aldım. Hemen karşısında çapraz bir şekilde bu şekilde çıktım. Boncuğumu oturtturdum. Şimdi tekrardan boncuklarımın içinden geçiyorum. Bir diğer modele geçebilmek için hemen buradan ortadaki kum boncuğumdan çıkacağım. Bu şekilde ortadaki boncuğumdan çıkıyorum. İlk sıramız hazır. Eğer bileklik yapacaksanız bu şekilde 6 tane boncukla halka yapabilirsiniz. Şimdi biz küpeyi devam edeceğimiz için başlangıçta ve sonunda bakın birer tane boncuk var. Aralarda üçer tane boncuk var. İpim burada. Şimdi süper ikili boncuğumuzdan tekrar içlerinden geçirerek çiçeğimizi oluşturacağız. Yapılışı bu kadar basit. Tepedeki boncuğumdan çıkmam gerekiyor.
İsterseniz üçlü değil de ikili olarak da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın, başta bir, sonda bir tane, aralarda üçer tane kum boncuğumuz var. Şimdi küpe apartımız için halka oluşturacağız. 3 tane kum boncuk aldım. Burada bir halka oluşturduk. Tekrar boncuklarımızın içinden geri dönüş yapıyoruz. İpimizi yürüterek modelimizi tamamlıyoruz.
Küpemiz bitti. Bu şekilde birlikte halka oluşturabilirsiniz. Burada papağan katarak ben her iki tarafa üçer tane boncuk kullandım. O şekilde halka yaptım. Yapımı bu şekildeydi. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapacak, deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.